Atatürk Osmanlı delikanlısıdır. Çok aklı başında bir yiğit kabadayıdır. Osmanlı aslanıdır. Efendim. Aklı başında Müslüman. Camide hutbe verip cuma günü namaz kıldırmış. Kur'an'ı Arapçasıyla okuyabilen mümin muttaki bir insan. Kur'an'ın özüne ehemmiyet veren bir insan. Mezhepçi değildir mesela Atatürk. Yani bak mesela bu bilinmez, Sünni veya Şii değildir. Kur'an Müslümanıdır doğrudan. Defaatle bütün açıklamada bu görülür. Sünnilikle ilgili tek kelimesi yoktur Atatürk. Yani Sünniliği savunan tek kelimesi yoktur. Şiiliği savunan da tek kelimesi yoktur. Doğrudan Kur'an'ı savunur. Halis Kur'an talebesidir. O devirde biliniyordu Kur'an talebesi olmanın ne demek. Bediüzzaman da mesela Kur'an talebesidir. Bediüzzaman'ın uzun sohbetleri var. Her akşam Kur'an okutuyor Atatürk. Evet. Kendisine Arapça. O Kur'an'ın ahengi, müziği Atatürk içeriyor, çok seviyor. Kalbini ferahlatıyor her akşam. Hafız Efendi'ye bakın onun hatıratına. Hafız Efendi'yi çağırdım, Kur'an okuttum. Hafız Efendi'leri çağırdım, Kur'an okuttum. Bir de Hafız Efendi'leri de imtihan ediyor. Mesela bazen Alak suresini soruyor, bazen İnşirah suresi ne anlama geliyor? Onların ufkuna bakıyor, yani ne kadar çözebilmişler, ne kadar anlayabilmişler. Yani Kur'an'ı çok iyi incelemiş, Kur'an'ın derinliklerine vakıf bir insan.